Muhterem arkadaşlarım, hepinize selamun aleyküm. Yeni bir Rise Online videosuyla sizlerle beraberiz arkadaşlar. Bugün arkadaşlarım yine Warrior dizdik, Setrepriest dizdik, kendi ana branşımız olan ama biraz daha böyle diğer joblara da biraz yönelmek istedim. Bugün arkadaşlar okçu, full time bir okçu dizimi planladım arkadaşlar. Avradı geç, insan olsun. Olumdur bakayım. Evet, şöyle bir Archer dizelim. Devam diyelim arkadaşlar. Tipini çok yani şey yapmak istemiyorum açıkçası. Çünkü ben son anında saç modellerini ve sakalları hiç beğenmedim zaten. Yani insan gibi saç yok. Onun için şu saçlara baktığın zaman abi şöyle adam akıllı bir tıraş da yok ki şunu koyarsın. Yani şu biraz daha insaniymiş. Ya şöyle olsun neyse. Karakter oluştur diyelim. İsmi de Türkoğlu Archer diyelim. Türkoğlu Archer. Konfirm diyelim abi. İşte arkadaşlar karakterin detayına girmedim. Zaten 77 olarak karakter doğuyor. Başlayalım. Şimdi okumuzu neyimizi full time bir çekelim. Bakalım 3-5 kombosunu bir test edelim arkadaşlar. Ve full artı full çarımızı bir dizelim şöyle. Sizlere hastayım bu çar dizimi videolarına zaten. Çok hoşuma gidiyor böyle. En elit itemleri böyle çara koyuyoruz ya arkadaşlar. Çok iyi oluyor. Sıfat acık bir sussa. Evet, oyunumuz geldi. Kardeşlerim Archer olacağız dedik. Şimdi bir skill'leri nasıl vermemiz gerektiğini bir kısaca kontrol edelim abi. Burada trick shot herhalde açmamız lazım. 70 verip. Burada asasyanatöre bir şey vermeyeceğiz. Şeye bakalım. Scout'a bakalım. Burada light fit 30. Yani 70. 30 daha 110. Tamam yetiyor ya. Archer'a böyle bir 70 verelim. Skill'leri bana tanıtacağım arkadaşlar. Şu an sadece deneme yapıyoruz. 70'e verelim. Uygula diyelim. Evet. Bu muhtemelen 80 skill'imiz arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Bunlar da yine şu 5'li ok zaten üzerinde belli. 3'li ok, 5'li ok burada arkadaşlar. Thunderbolt. Bunun LR shot olduğu da belli. Frost Arrow bu da arkadaşlar. Bu LR, bu Ice. Sıkıntı yok bunlar arkadaşlar. LR shot, Ice shot bunlar. Ateşli ok. Critical shot. Bu da muhtemelen bizim seri CS olabilir. Critical shot. Bunun cooldown'u da olacak. Bu da 80 skill'imiz. Bu da muhtemelen 75 skill'imiz arkadaşlar. Geçtim. Şimdi scout'a gelelim. Buradan defans olarak 350 defans açabiliyoruz. Bunlar pasif skill'ler. 32'ye kadar da buraya verelim. Yani bu da bizim explorer'imiz oluyor arkadaşlar. Bu loop arkadaşlar. Tekli kürümüz. 350 defansımız. 250 defansımız. Bu da arkadaşlar light fit'imiz. Minör'ümüz. Bu da tekli herhalde. Bu da tekli loop. Bu da arkadaşlar herhalde şey şu göz vardı ya Knight'taki. Loop'una loop değildi onun bir küçüğü. Kalan 20'yi de niye verebiliriz diye baktım şöyle. Master'ı zaten bir defa kafadan verelim. Uygula dedik. Bir 10 skill puanımız daha kaldı arkadaşlar. Master'da da ne var ona bir bakalım. Bu arkadaşlar 62 kağıdı skill var ya arkadaşlar. Magic Shield bu o arkadaşlar. Pasif skill defansif %10. Smoke bomb diyor arkadaşlar. Yani bu da görünmez bombası. Bu da arkadaşlar after kill'in kendimi ganç diyor. Herhalde bu da pasif bir skill. Bir düşmanı öldürdükten sonra diyor %20 kritikal hasar mı vurur diyor. Ne diyor? Öyle bir şey herhalde. Neyse çok önemli değil bu. Şimdi 10 tane skill puanımız kaldı. Onu da 32-52 ama açabileceğimiz bir skill değil bu. 32'den 52'ye gidiyor. Archer'a 70'ten fazla veremiyoruz. Yani acaba Master'a 5 mi vermeliydik diye düşünüyorum şu an. Evet Master'a 5 verirsek 10 puanımız kalıyor. Bu sayede arkadaşlar ne diyor? Psikal defansın %5 artırırım seni diyor. Neyse öyle yapmamız daha doğru olacaktır. Çünkü şu an 10 puanı verecek bir şey mi yok. Smoke bombasını açmamız lazımmış. Master'a 5 vermemiz lazımmış arkadaşlar. Onu burada anlamış olduk evvela. Hemen şunu bir sıfırlayalım arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Sıfırlayalım. Baştan verelim. Şunu hemen gideyim ben. Skill puanımızı yanlış verdik. Bu questleri çöpe atıyorum arkadaşlar. Bunlar çünkü ihtiyacımız yok. Çünkü her şeyin biraz sonra 6-8'ini çekeceğiz zaten.
Ben skill sıfırlamacıya gideyim ben hemen sıfırlayalım. Rare Quest Dagger'la falan işimiz yok. Şimdi en iyisini alacağız. Evet. Bineğimizi, her şeyimizi alacağız arkadaşlar. Ondan sonra devam. Bu arada Valkyrie Pathos almayı düşünmüyorum çünkü sadece gösterdikten ibaret bunlar arkadaşlar. Herhangi bize bir faydası olmayacaktır bunların. Ben hemen geldim. Şu yok şundan da şu kahveden sıfırlıyorduk. Evet sıfırladık. Olması gereken arkadaşlar buna 70. Ben ödedim acaba bu Slash Bomb, bu Knight'ta da var arkadaşlar, bu sis bombası. Yine Explorer skillerinden bir tanesi ama yüksek level'da açılıyor yani. Bunu vermek için şeyine feda etmeniz gerekiyor. Tamam mı? Uygula, uygula hadi. Allah Allah, Master'a niye veremedik ki şimdi? Heh. Master'a 5. Scout'a da 52 diyeceğim ama yine mi yetmedi lan? Neyse kaç verebiliyoruz bir bakalım şöyle. Evet 40 yerde kalıyor. Allah Allah ilginç ya. Çünkü şu skill 52'de açılıyor. Yani Master'a şimdi vermemiz lazım da anlayamadım yani ama. Abi mecbur yani muayyet bir şey vereceğiz. 37'den 47 çıkar. Buradan buna 5 vermezsem eğer, Master'a 5 vermezsem eğer buna 52 verebiliyorum. Master'ı açmaz isem. Ama Master'ı yani %10 pasif defansımız da yani gitmemesi lazım. Arkadaşlar biz ilk kombinasyona geri dönelim ya. O 10 puan da kalsın yapacak bir şey yok. Yani bu arada saçma bulduğumda söyleyeyim bunu yani. Böyle bir şekil yok yani. Bir daha gelip sıfırlayayım arkadaşlar. Yani ben böyle bir puanlama şekli görmedim. Saçma olmuş biraz. Bu kısım biraz saçma olmuş gibi diye düşünüyorum yani arkadaşlar. Çünkü yani Slash Bomb açıyorsak bir defa açıdan kısamayız abi. Yani zaten okçuyuz şurada. 70 buna verdik. 10 Master'a vereceğiz. 10 skill point'in geriye arda kalması biraz beni şey ettirdi yani burada. Hiçbir işe yaramayacak şu an o arta kalan 10 puan. Yani Scout'a ne verirsen ver. 42 de versek gördüğünüz gibi bu skill'i açamıyoruz. 10 puan daha istiyor buraya. 32 verelim. Burada diyelim. Neyse onu da Asasiyan'a verelim yani. Ne yapalım? Verecek bir şey yok. Zaten hiçbir bot açılmadı bunu da 10 verince. Neyse. Şimdi gelelim skill barımızı dizmeye arkadaşlar. 1 numaraya potumuzu koyalım. 2 numaraya Archer 80 skill'imizi koyalım. Ki bu ha, okumuz olmadığı için şu an böyle diyor. Bunu koyalım arkadaşlar. 3 numaraya 3-5'imizi koyalım. Ben her zaman 3-5'e koyarım. Arçadan 5, 3. Şuraya manamızı koyalım. Ardından Arçırdan şuradan şöyle. Bunu aslında buraya koymayabiliriz ya. Şuraya koyalım. Bunu da buraya koyalım abi. Ya dur, tamam şöyle dursun ya. Çok önemli değil. Lere shot, ice shot. Bunları da koyduk. Tabii kritikal bir hasar daha vardı. Onu da koyduk. En alta da bu şeyimizi koyalım. Zıkağıttan. Bunu koyalım. İki numaraya geçelim. Burada da Master skill'leri var ama. Bir şöyle 62 skill'ini koyalım. Ya Slash Bomb'u koyalım. Efendime söyleyeyim. Oğlum az sus la. Oğlum az sus. Ne çok bağırıyorsun ya. Başımıza yıkacak var ya bugün. Şuraya da defans skill'lerimizi koyalım arkadaşlar. İkili defans skill'imizi buraya koyalım. CV'mizi de CV isteyen arkadaşlarıma vermek üzere şuraya şöyle koyayım. Yine en alt tarafa şuraya kürümüzü koymuş muyduk? Koyduk. Rast skill'imizi buraya da koyalım. Adrenalin Wolf'imiz nerede bizim?
Wolf'ümüz de burada. Wolf'ü de buraya koyalım böyle. Bir teker teker arkadaşlar üzerinden giderek size teker teker her şeyi anlatacağım. Loop sen buraya geç, sen buraya geç. Elemental Shield. Şimdilik böyle durabilir. Şimdi kendi üst başamla vakti. 100k bir parayla başladık. Aksesuarlardan başlayalım. Arkadaşlar bol bol dex veren yüzüklerle başlayacağız. Şöyle bir üzerinden bir kontrol edelim. Bu da Emerald Earring diye bir şey var. Daha şöyle iyi bir küpe arıyorum işin açığı. Bolt Earring zaten anlamıştık. Şu mesela olabilir. Güzel bir küpeye benziyor. Earring of Sweetness. 5 dex 24 bonusu var. Küpe olarak. 2 tane bundan alalım. Pendant olarak zaten yine antilerimizi alacağız arkadaşlar. Harbinger, Amulet of Life, Amulet of Agility. Bunu da aldım. Agility zaten Knight'ta da hemen hemen aynı manaya denk geliyor. Immortal Neck'imi zaten alıyorum. Iron Neck'imizi. Devam edelim. Şimdi yüzüklere sıra geldi. Hızlı hızlı geçiyorum çünkü artık yavaş yavaş aşina olduk. Storm Ring fena bir ringe benzemiyor ama dursun şimdilik o. Burası Ring Fire Ring, Ring of Agility var. Stealth Ring. Divine Ring de çok güzel bir ringmiş. Hunter's Ring. Ya Hunter's Ring çok iyi bir şey değilmiş. Royal Ring. 48 defans veriyor lan Royal Ring. Sen bir git bakayım Divine Ring. Mirage. Tamam abi bizimki Royal Ring olacak. Royal Ring'i aldık. Şimdi beltlere sıra geldi. Bu da yine Agility beltimizi. Rogue belt de var. Agility. Rogue belt alalım. Bir tane de zaten şey alacağız. Iron beltimiz de bu oluyor arkadaşlar. Geçtim. Evet. Alalım bunları. Hemen takıyoruz. Tamam tamam hadi tak hacı tak. Amulet of Agility'ni de tak. Yüzüklerini de tak. Rogue Belt'ini de tak. Bunlar da antilerimiz olarak burada dursun. Güzel. Şimdi gelelim üstümüze. Armor Rogue. Orada kayıttayız değil mi? Evet. Geldik üzerimize. Şimdi burada Rogue zaten en iyi set bu zaten arkadaşlar. Shell set. Alıyorum. Altın yok diyorlar. Paramız yetmedi usta. Neyse bankadan bir iki bir şey satalım da alalım bari. Bari elime biraz silah alayım. Şu en sonda gördüğüm bir bow vardı abi. Crossbow muydu onu alayım. AP'lerini de kontrol ederek tabii. Şurada evet 126 AP arkadaşlar bu crossbow. 126 AP'si var. Bunun da Majestic Bow diyor. Alalım. Bunu da alalım. Başka şöyle bow'lara bakıyorum da. Daha iyi bir bow bulabilir miyiz diye. Burada Viper var. 129 AP var bu arada. Bunun AP'si daha iyiymiş ama 200k para istiyor. Yani bazıları bedava koymuşlar. Bazıları para istiyor. Niye böyleyse anlayamadım. Hem de bunun dex bonusu da var. 3 dex bonusu da var. Yani bizimki Viper artı 8 şu an. En iyi şey gibi duruyor. Şimdilik seni bırakalım. Seni alalım şimdilik. Elimize takalım boğumuzu. Dex istiyor. Dex'e vermeyi unuttuk. Şimdi arkadaşlar dex'imiz şu an kaç? 70. 255 olması için hemen çıkartma yapalım. Burada arkadaşlar Knight'tan biraz farklı işliyor sistem. 255-70 dediğimiz zaman 185'ini dex'e vereceğiz. Skill pointlerimizin. Evet uygulayacağız. Burası 255 olacak. Kalanı da HP'ye vereceğiz zaten. Hemen verelim. Evet 255. Kaç puan kaldı? 52 puan kaldı. Bunu da health'e vereceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi giyebiliriz. Bu arada fena da durmuyor hiç. Şuradan biraz kendimize ok yayalım. Wolf alalım. Sundress'ten kardeşlerim.
Tamam, bir defa ok alalım. 9.000 tane. Okumuzu alalım. Gold bar da var bu arada. Silver bar da var. Bronz bar da var lan. Bir meyeymiş. Şuradan Rogue taşı da alalım üzerimize. Bir 100 tane. Çok değil. Adrenalin şeyimiz nerede abi? Wolf'ümüz nerede? Evet, adrenalin potion diyor. Bundan da bir 200 tane alalım. Evet. Bir tane Wolf basalım. Wolf'ümüz basıldı. Skill barımız da böyle oldu arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini teker 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 deneyeceğiz arkadaşlar. Önce şu üstün başımı bir alayım da bankadan bir vırzır satayım. Yani karakterin görünüşüyle alakalı bir sıkıntı, yani yürümesinde falan şu an bir sıkıntı görmüyorum arkadaşlar. Yani bence gayet güzel gibi duruyor. Videoya selamlar, bu kahpe sundres nerede demiş. Eyvallah kardeşim, kayrım selamını aldık. Şimdi gördüm, yeni gördüm, kusura bakma. Bir de defansımızı da basalım arkadaşlar. Bakın bu 350 defans, bu 250 defans. Dup açalım bir tane de. Dupu da böyle açıyoruz. Bu da herhalde bomba. Bombayı dağıtıyorsun, ortalık kör oluyor herhalde. İyi, ben kör olmadım. Şu bankada abi paramız yok mu yani? Şunları bir... Satsak biraz. Şunlardan ha, basit item sukurları satalım. Bankada da epey bir şey var ama. Yani şunu da satalım mesela. Magi helmet falan. Hepsini satalım. Gitsin bunların ya. Yani şunu da satalım mesela. Heh. Tamam, bunlar bize gerekli parayı sağlayacaktır arkadaşlarım. Bugün yine bir zindanda bu skilllerin hepsini test edeceğim. Daha sonra yine GZ kısmına da devam ederiz arkadaşlarım. Ice'ımızı leyebiliriz. Okçu player'ı değiliz. Ama kombomuzu test edeceğiz. Atalım şuraya. Sat diyelim. Güzel. 2400K para veriyor. Sattım. Şimdi istediğimiz her şeyi alabiliriz. Buradan. Evvela üstümüzü alalım. Shell setimizi bir çekelim üstümüze. Evet. Hemen giyiyoruz. Shell setimizi giydik. Veya onlardan şu Viper'ı da alalım bir. Evet, Viper artı 8. Bu nasıl duruyor? Çok da güzel duruyor yani. Bir crossbow'umuz, bir tane de şeyimiz olmuş oldu böylece. Aksesuarımız tamam. Patosa falan gerek yok demiştik kardeşlerim. Artık yavaştan şimdi bir AP'mizi görelim. Adrenalinimiz basılı, sildim. Bir daha basalım. Şey, 62 nasıl basıyor? Bakın kardeşlerim, 62'yi bastığı zaman bu arada gayet hepsini arttırdı. Bakın Flame, bakın bu Flame, Ice, LR, Potion, Cursed Vine hepsini arkadaşlar arttırdığını görüyoruz. Ve süresi de 20-30 saniye. Tekrar basınca Slash Bomb zaten kör ediyor. Loop, Wolf. Yani bu da Night Attack 800-400 defa denk gelen 350-250 defans kombinasyonu. LR Shot, Ice Shot, CS, seri CS oluyor bu da herhalde. Counter Strike skill'i Knight'taki. Bu da 75 skill'i Knight'taki arkadaşlar. 3-5 skill'imiz ve 80 skill'imiz. Şimdi bunları test etme vakti arkadaşlarım. Hemen dungeon'a girelim bir ufaktan. Skill'leri bir test edelim. Ardından çıkalım. Macera diye. Macera diyelim. Zindan diyelim. Başla diyelim ve zindan başlasın. Okçunun bu arada görünümü de hoşuma gitmedi değil ha. Harbi güzel yani. Böyle full item okçulara ya bayılırım bu arada arkadaşlar. Yani benim bir ara Mikey diye okçum vardı, çok zevk almıştım ondan. Uzaktan 2K muazzam bir zevk yani. Okçu böyle sağlamsa harbi zevk veriyor ya. Azagay 9'lu falan full 3 takıyla Knight'ta özellikle inanılmaz zevk alıyorsun abi ya. O nasıl bir, yani okçunun verdiği o hazzı inanın. Arkadaşlar hiçbir şekilde ben daha bulamadım. Birçok yerde. Şimdi Wolf'imizi bastık. Atağımız 1912'ye çıktı arkadaşlar. Defansımızı basalım. Ve combo yapmaya geldik. Lan. Evet arkadaşlar, kombomuzu yaptık ve Allah'ına kavuşturduk orancı. Bu arada
Mouse komboda sıkıntı yok. Tamam abi. Ama minörü koymadık biz. En önemli şeyi koymadık ya lan. Minör bende. Elim bir şeye gidiyor. Eksik gidiyor da neye gidiyor diyorum bende. Minörümüzü koyalım şuraya. Dur. Elim bir şeye gidiyor da neye gidiyor. Şuradan bir tane 80 vurayım. Of canı yedi abi. Bir tane kritika şat vurayım. Oy güzel. Bir tane LR'ye bakayım. Bir tane daha ice'ye bakayım. Sen ne? Bu neymiş? Bu alan mı vuruyormuş bu? Oo ortala oklar saçıyor bu. He, lan bak bu ortala bak. Bu bizim Knight'taki gibi kör sikir değil arkadaşlar bu. Ortala oklar saçıyor. Bak bu alan atıyor bu. Bak na ve kitleme stunning bolt diyor ve o okların kitleme şansı var anladığım kadarıyla. Bu arada bu 80 skill'i değilmiş arkadaşlar. Onu anlamış olduk. Bu Knight'taki 70 skill'iymiş. Ben 80 skill'im ama yanılmışım. Bu 80 skill, bu 70 skill arkadaşlar. Açık ve net yani o. Abi combo yapalım bir daha. Bunu bir daha keseyim. Telefon da var ya şu videodayken çalar da çalar. Anladım. Tamam. Kritikal chat dedi. Peki abi okçunun böyle kuvvetli bir tekli skill'i yok mu peki? Tamam her şeyin eyvallah da. Ha şu skill mi acaba? Yani hayır bu da 320 vururum diyor ya. Bu arada bu zehir skill'i diye düşünüyorum ama bir tane daha vuralım şunu bakayım. W ile yapmaya çalışalım. W ile olmuyor arkadaşlar. W ile olmuyor. Oğlum ne oldu oğlum? Tamam geliyorum. Bekle geliyorum. Yani evet. Bunu keşfettiğimiz iyi oldu. Bir tık daha keselim şuradan. Minörü de koyalım şuraya abi. Bir de minörüm benim. Hah minör. Bir minör basayım. Yani kombosunu ulan salak herif. Buraya sen 3 doku koymamışsın ki combo olmuyor diyorsun ya. Ulan var ya. Ben buraya 3 doku koymamışım ki. Şimdi bir daha test edelim. Heh. Ama yine seri yapmadım ya. Niyeyse bak mouse combo işlemiyor. Ulan bir daha gelelim bakalım şuraya. Şu ok yağdırma skillini ben çok sevdim ya. W ile mi oluyor ki? Evet beyler mouse da olmuyor. W ile oluyor bakın. Bakın şu an W ile yapıyorum oluyor arkadaşlar. Mouse combo işlemiyor şu anda. Evet, bu mekanik olmadığını bana birkaç kişi daha söylemişti. Şu an W ile yapıyorum bak. Evet takıl diyelim de. Şu W kombosu oluyor. Mouse combo yapamadım. Bu da tabii bir güncelleme gelmesi gereken bir durum. Defansımızı da basalım bu arada. Bu arada arkadaşlar kombonun olmadığından değil benim elim biraz 3-5'e çok yatkın değil. O yüzden biraz kombo tam manada dönmüyor olabilir. Ondan hala kusura bakmayın arkadaşlarım. Yani bak mouse combo biraz kaçırıyorum ben. Aslında mouse combo da olabiliyor. Bak oluyor aslında bak şu an mouse'u denedim oldu. Çünkü elim W combo hiç yatkın değil. Biraz daha mouse'u deneyelim. Biraz şöyle kaçırmamak lazım. Seri olmuyor ya. Neyse arkadaşlar okçu arkadaşlarım bunu daha iyi bilirler. Bizim çok okçu bizim branşımız olan bir job değil. Şu yalnız şu şeyi yağdırmayı çok beğendim. Bir ice'ye bakayım sen. Bir tane LR'ye bakayım. Bu 70 skill zaten. Yani benim elimde biraz akılsa fırın küreği olduğundan tam komboyu elime tutturamıyorum ben. Velhasıl tamam arkadaşlar bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Skill'lerin hepsini hemen hemen tanıttık.
Critical Shot. Bu zehir skill arkadaşlar. Çünkü Bloody Wind diyor herhalde, kan akıtıyor. Critical Shot'ımız 52 diye düşündüm ben. Yani okçunun burada yani seri vuran skill'i bu Critical Shot büyük ihtimalle. Bu 70 skill'imiz, seri skill'imiz. Bunun cooldown'u var mı? Biz ona bakalım. Oradan daha iyi anlardık ama neyse, cooldown'u var bunun herhalde. Evet, 60 saniye bunun cooldown'u varmış. Bu arkadaşlar dakikada bir geliyor. Bunlar seri skill'lerimiz. 3'lü 5'li. Ben okçu için açığı beğendim. Ben biraz kendim beceremediğimi düşünüyorum arkadaşlar. Siz daha iyi yapacaksınız bu komboyu. Şimdi birlik okçu videosunu da burada bitirelim. Yani kafana takılan bir soru varsa da sorabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu silah çok güzelmiş. Yer hasarı 95, 10 health bonus, 3 dex bonus, 129 AP, 12 resistans ve ak savunması var 8. Elimden geldiği kadar tanıtmaya çalıştım arkadaşlar. Bir tane de böyle bir crossbow'umuz da var. Bunları gösterdik. Okumuz dedik. Robuya taşımız. Wolf'imiz bu da arkadaşlar. Yüzükleri zaten tanıttık, gösterdik. Velhasıl kelam arkadaşlar. Videomuzu burada bitirelim. Diğer videomuzda Asas'a bir bakalım. Asas'ta bir göz atalım. Onun skill'lerini test edelim diye düşünüyorum. Hepinize Allah'a emanet olun.